Termini istasyonu. Önünde Republika Meydanı. Santa Maria Maggiore Kilisesi. Büyük Roma kiliseleri arasında farklı mimari tarzların kullanıldığı bir kilise olarak bilinmiş. Bunun taban süslemelerinde Kolomb'un Amerika'dan getirdiği ilk altınlar kullanılmış. Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta, ascoltami. İçindeki Sistina Şapeli. Burası Circus Maximus. Bir zamanlar Antik Roma'nın en büyük stadyumuymuş. Şimdi bir çayırlıktan ibaret. Karşı tarafta da Palatino Tepesi. Konstantinus Zafer Takı. İsa'dan sonra 315 yılında Konstantinus'un İmparator Maxentius karşısında kazandığı zafere adanmış. Arka tarafta da Kolozyum'u gezeceğiz. Roma'nın en büyük amfiteyatrı İmparator Vespasianus tarafından İsa'dan sonra 72 yılında yapılmış. Roberta, perdonami, bu tarafı da Kolozyum Meydanı. Kolozyum'un içine giriyoruz. İzleyicilerin oturduğu yerler. Aşağıda hayvanların, tutsakların tutulduğu yerler. Roberta, ascoltami, ritorna ancora. Sol tarafta büyük kemerli gözüken bölüm Konstantinus ve Maxentius Bazilikası. Geçmişteki sosyal ve kamu binalarının görkemi hakkında bize oldukça fikir veriyor diyebiliriz. Sol tarafa doğru ilerlediğimizde şu yuvarlak küçük kubbesi de olan bina Romulus Tapınağı. İsa'dan sonra 4. yüzyıldan kalma. Traianus pazarları klasik dünyanın harikalarından biri olarak kabul ediliyor. Bugün eski görkeminden çok az kalmış. İsa'dan sonra 2. yüzyılın başlarında İmparator Traianus tarafından yaptırılmış. Piazza Venezia. Hemen sol tarafında esas önemli anıt Vittoria Emanuel anıtı. Bu mermerden devasa heykel 1911'de tamamlanabilmiş. Vittorio Emanuele, İtalya'nın ilk kralı. Fransızlardan Roma'yı alan. Trastevere'yi geziyoruz. Era felicità, ma io non capivo. Santa Maria in Tavestere'ye geldik. Roma'nın ilk resmi Hristiyan ibadet merkezi olduğu tahmin ediliyor. Kilise büyük ölçüde 12. yüzyıldan kalma. Non t'ho saputo amar. Ascoltami, perdonami. Ritorna. Fontana dell'Acqua Paola,
Trastevere'nin tepelerinde bu anıtsal çeşme İsa'dan sonra 109 yılında İmparator Trajanus'un inşa ettirdiği bir su kemerinin 1612 yılında yeniden açılmasının onuruna yapılmış. San Angelo Köprüsü, arkada San Angelo Kalesi. Kale İsa'dan sonra 139 yılında Kral Hadrianus'un mozolesi olarak yapılmış. Bir dönem papaların ikametgahı da olmuş. Buradan papalığa gizli bir yol da var. Adalet Sarayı 1889-1910 yıllar arasında devlet mahkemeleri için inşa edilmiş. Bina Porta del Popolo, Roma'yı Adriyatik'e bağlayan yol bu kapıdan başlıyormuş. Sosyal etkinliklerin birçoğu burada yapılmış. Karnavallar, idamlar, bazı infazlar mahkumların bedenlerinin defalarca kilise duvarlarına çarpılmasıyla gerçekleştirilmiş. Bunların sonuncusu 1826 yılında yapılmış. Bundan sonra daha bilimsel bir araç olarak giyotin devreye girmiş. Santa Maria del Popolo kiliseleri Roma'nın en büyük hazinelerindenmiş. İspanyol Meydanı. 17. yüzyılda İspanya'nın papalık büyükelçisi merkezini meydana kurmuş ve burası bir İspanyol bölgesi haline gelmiş. Meydandaki bu çeşmeye Fontana della Baracchia deniyor. Meydanda hemen İspanyol merdivenlerinin sol tarafında meşhur Livingstone'un çay salonu. Burada da meşhur İspanyol merdivenleri. Vatikan gezisine başladık. San Pietro'dayız. Vatikan 1929 tarihinden bu yana bağımsız bir devlet ve Papa tarafından yönetilmekte. Burada Vatikan bünyesinde yaklaşık 1000 kişi yaşıyor. Roma Katolik inancının merkezi olan San Pietro burası. 2. yüzyılda Aziz Petrus'un mezarının olduğu yer olarak önce bir anıt dikilmiş, sonra Konstantin isteğiyle büyük bir bazilika yapılmış. İsa'dan sonra 349 yılında tamamlanmış. Ancak 15. yüzyılda bu bazilika yıkılmaya tutunca Papa'nın 2. Julius 1506 yılında yeni bir kilisenin yapımını başlatmış ve 100 yıldan fazla süren bir çalışma sonucunda bu bazilika ortaya çıkmış. Kubbenin tam altında Berini'nin yaptığı baldaken 1624 yılında Papa 8. Urbanus tarafından yaptırılmış. Aziz Petrus'un tahtı. San Pietro. Dağın tepesine doğru yürüyoruz. Merdivenler bir hayli daraldı aynı zamanda. Burası Vatikan Müzeleri bölümü. Si trema la lacrima, sento l'anima canu. Şurası Vatikan Radyosu. Si sta da tu tu non me la sa più a così perché tu me farai Vatikan'da koruma işini İsviçreli paralı askerler yapıyor.
zamanında bir papa bu kanunu koymuş. Bu kıyafetler Michelangelo'nun tasarladığı kıyafetlermiş. Piazza Navona. Panteon, Roma'nın bütün tanrılarının tapınağı olarak niteleniyormuş. Orta çağda bir kiliseye dönüştürülmüş. Tek ışık kaynağı da tepedeki açıklıkmış dedik. Treni Çeşmesi, Roma'nın en büyük ve en ünlü çeşmesi, 1762 yılında tamamlanmış. Quirinal Meydanı, burası Roma'nın en yüksek tepesi. San Giovanni Laterano Kilisesi. Kilisenin boyun cephesi 1586 yılında eklenmiş. Dış tavanı bile muhteşem. Kilise bugün orijinal biçimini büyük ölçüde korumakta. Tivoli'deyiz. UNESCO korumasında olan bir bölge. Roma'nın banliyosu Yur semtine geldik. Per non tornare.